Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olarak videoların altına yorum bırakarak ve de katıl butonundan yapacağınız bağışlarla kanalımızı destekleyebilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilir. Abone olun yanındaki zil tuşuna basarak videolarımızdan anında haberdar olabilir ve de Twitter'dan bizi takip edip kap haberlerinden haberdar olabilirsiniz. Hatırlatmalarımı yaptıktan sonra artık videomuza geçebiliriz. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte otobüs, minibüs ve midibüs haberiyle ilgili bir video çekmeye karar verdim. Bu haber aslında 15 Temmuz'da geldi ve ben bu haberle birlikte çok fazla fiyatlanmayan bir şirketten bahsetmek istiyorum sizlere. Bugün bahsedeceğim şirket arkadaşlar sizlere tahmin edersiniz ki zaten otobüs, minibüs üreten çok fazla şirketimiz yok. Bunlardan birinden bahsedeceğim sizlere ve bugün bahsedeceğimiz şirket arkadaşlar otokar olacak. Öncelikle haberimizi okuyalım. Daha sonra otokarın büyümelerine bakalım sektörel bazı durumuna bakalım ve en sonda hedef fiyat olarak hesaplamaya çalışalım. Teknik ve temel olarak da hedef fiyatları karşılaştırmak istiyorum en sonunda. Şimdi öncelikle e, baktığımız zaman habere Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yılın ilk yarısında 2021'in aynı dönemine kıyasla %13,98 arttı. Sektör temsilcileri 68 ülkeye dış satım yaptı denilmiş. Ve bu %13,98'in de arkadaşlar şöyle baktığımız zaman geçen yıl Ocak Haziran ayında 509 milyon Amerikan doları ve bu senenin ilk iki ayında ise 581 milyon 214 bin Amerikan dolarına çıktığını görebiliyoruz. Yani aslında bu %14'lük yükselişin arkadaşlar dolar bazı bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz ve zaten dolar da iki kat civarında bir artış yaptı. Yani e, TL bazı çevirirsek bizim burada yaklaşık olarak iki kata yakın bir artışımız var. Biz bunu düz, e, düz hesap iki kat diyebiliriz. Yani TL bazı arkadaşlar geçen senenin ilk 2 ayına göre bu senenin ilk ilk 2 ayında İki katlık bir artış var ve bu süreçte en fazla dış satım yapılan ülkede Fransa olmuş. Fransa'ya geçen yılın ocak azer döneminde 125 milyon dolarlık bir satış satış olmuş. 2022'de ise bu satış 148 milyon dolara çıkmış. Ee, yani burada Fransa'da gerçekten de önemli bir e, satış payı içeriyor arkadaşlar. E, daha doğrusu burada Fransa, Portekiz e, ve daha sonra baktığımız zaman da Azerbaycan. Burada önemli satış ihracat yaptığı ülkelerden başında geliyor Türkiye'nin. Yani burada Avrupa payının büyük bir pasta dilimi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ve şöyle baktığımız zaman da arkadaşlar şöyle e, otokarın yatırımcı sunumlarından e, baktım ben bunlara. 2022'nin ilk 3 aylık sonuçlarına baktığımız zaman şöyle Fransa yazdığımız anda alırız. Avrupa yazalım öncelikle. Bakın başta Avrupa olmak üzere 50'den fazla ülkeye otobüs ihracatı gerçekleştirilmiştir denilmiş. Ve baktığımız zaman şöyle Avrupa değil de Fransa yazalım. Fransa ile ilgili neler var? Bakın 2010'da Fransa'da Otokar Europe SAS ünvanlı şirket kurulmuş. Ve de Fransa'yı bir daha tıkladığımız zaman Fransa'da yolcu taşımacılığına kullanılan otokar otobüslerinin sayısını 2600 adedin üzerine ulaşmış. 2021 yılında da Türkiye otobüs pazarında satılan yaklaşık her iki otobüsten biri otokar olmuş. Yani bu ihracatta satılan otobüslerin büyük bir çoğunluğunun otokar olduğunu görebiliyoruz. Zaten otokar bu anlamda sektör lideri. Zaten bunu da bakın söylemişler. Faaliyet gösterdiği segmentlerin toplamında pazar lideri olarak Türkiye'de en çok satılan marka olmuş ve otokar ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre %67 artırmış. Bu ilk çeyrekte arkadaşlar. ikinci çeyrekte daha fazla artırmasını bekleriz. Bu gelen haberle birlikte. Şimdi, burada en fazla e, satışın Fransız olduğunu söyledik ve bakın Otokar'ın da Fransa'da zaten bir şirketi var. E, bundan dolayı da e, Fransa'ya yani Fransa'yı ya satışların büyük bir çoğunluğunun yine Otokar üzerinden gerçekleştiğini düşünüyorum. Bundan dolayı da gerçekten Otokar'da da güzel bir hasılat rakamı bekliyorum. E, şöyle Otokar'ın Büyümelerine bakmak istiyorum. Ve daha sonrasında da artık yavaş yavaş hedef fiyatımızı çıkaralım. Daha sonra otokarla ilgili birkaç bir şey daha göstereceğim. Şimdi otokarın öncelikle burada e, büyümelerine bakmadan önce bir endekslerine bakalım. Endekslere baktığımız zaman biz 50 Endeksinde yer aldığını görüyoruz yani e, borsadaki en değerli 50 şirket arasında. Onun dışında bakın burada katılım endeksinde hatta katılım 30 endeksinde yer aldığını görüyoruz. Katılım endeksinde olup olmadığını e, önemsen yatırımcılarımız için de iyi bir haber yani iyi bir şirket olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle otokarın satışlarına bakalım. 4 sene içerisinde 1.3 milyardan 4.9 milyara geldiğini görüyoruz. Gayet güzel. Faböklere baktığımız zaman 65 milyondan 973 milyona çıkmış. Bu anlamda da yine oldukça başarılı. Şimdi net kâra baktığımız zaman net kârımız negatif 7 milyondan 1.13 milyar TL'ye gelmiş durumda. Bu anlamda da yine oldukça güzel bir artış var net borca baktığımız zaman net borcumuzun 752 milyondan 1.86 milyarı arttığını görüyoruz. Tabi otokar bir nevi bildiğiniz gibi koç e, grubunun şirketlerinden bir tanesi bundan dolayı kaldıraç oranının fazla olması e, ya da net borcun fazla olmasının normal olduğunu söyleyebiliriz. E, genel iştirak şirketlerinde bu şekilde bir tablo görmek çok şaşırtıcı olmuyor. Şimdi işletme sermayesine baktığımız zaman 1.32 milyar TL olduğunu görüyoruz. Bu anlamda güzel olduğunu söyleyelim. Öz kaynaklara baktığımız zaman öz kaynaklarımız 134 milyondan 1.19 milyar TL'ye çıkmış durumda. Yani şirkette gerçekten iyi bir büyüme olduğunu düşünüyorum. Şimdi çarpanlara baktığımız zamansa hisse başına karına bakalım buradan. Bakın bu şirket arkadaşlar sermayesinin 47 katı kadar kar elde eden bir şirket. Bu anlamda oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum. Zaten Bizim kat kat gidecek videolarımızı izleyenler varsa eğer e, Otokar son iki videomuzda çıkıyor. Otokar da gerçekten de öz karlı olarak özellikle ön plana çıkan bir şirket. Gerçekten öz karlı çok fazla yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi büyümeden şöyle baktık. Gelelim bir de sektörel bazı durumuna. Şimdi Otokar'ın hem savunma sanayi işi var hem de otomotiv işi var bildiğiniz üzere. Ben bugün otomotiv sektörü üzerinden bir değerlendirme yapacağım. Şimdi ödenmiş sermayemiz öncelikle 24 milyon TL yani ödenmiş sermayemizin oldukça düşük olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Piyasa değerimiz 11.6 milyar TL. Yani bu anlamda yine çok fazla yüksek değil aslında. Piyasa değeri çok düşük de değil onu da söyleyelim. Halka açıklık oranımız %27. Bunun da yine yüksek olmadığını, iyi olduğunu söyleyebiliriz. Net borç ve öz kaynaklara baktığımız zamansa bakın bu anlamda şirket e, sektöre göre biraz yüksek kalmış ama Dediğimiz gibi böyle iştirak şirketlerinde e, net borç projesi, öz kaynakları olsun, kaldıraç oranı olsun bunlar e, fazla olabilir arkadaşlar. Şimdi aktif karlığa baktığımız zaman arkadaşlar %18 olduğunu görüyoruz. Bu anlamda şirket sektörünün üzerinde bir aktif karlığa sahip. Öz sermaye karlığına baktığımız zaman yine şirket sektörüne göre bir miktar e, yukarıda kalmış. FK'ya baktığımız zaman şirket sektörüyle hemen hemen kafa kafaya kalmış. PDDD olarak yine kafa kafaya kalmış. FD Fabrik olarak şirketimiz e, sektörel bazı pahalı gözüküyor arkadaşlar. Piyasa değeri bölü satışa baktığımız zaman yine bir pahalılık söz konusu. Net borç plifoya baktığımız zaman ise yine net borçtan gelen sıkıntı yüzünden yani iştirak şirketi olduğu için net borç bir fabrik anlamında da yine iyi gözükmüyor. Yani sektörel bazı çok fazla iyi olduğunu söylemek yanlış olur. Pegrasus'una baktığımız zamansa 0.13 olduğunu görüyoruz. Yani bu da oldukça güzel. Yani birinin ne kadar altındaysa o kadar iyidir Pegrasus'u. E, genel olarak değerlendirecek olursam arkadaşlar büyümeleri gayet güzel. Sektörel bazı da bir miktar pahalı gibi görünse de e, genel olarak özsermek karlılığının fazla olması özellikle bu şirketi iyi olan e, bu şirketin iyi olmasını sağlayan önemli etkenlerden bir tanesi. Evet şimdi Otakar'ın genel olarak durumuna baktık. Öncelikle Otokar'ın şöyle birkaç şeyini daha göstermek istiyorum. Otokar arkadaşlar %100 yerli sermaye ile kurulmuş bir şirket ve de 5 kıtada 60'tan fazla ülkede e, ihraç eden bir şirket. Bu anlamda da zaten pazar lideri olduğunu az önce söylemiştik. E şöyle baktığımız zaman arkadaşlar burada e, önemli bir arge harcaması var. Bakın 1.6 milyar TL'lik bir 10 yılda arge harcaması var. Bu anlamda oldukça yüksek. Burada arkadaşlar bir de şey var. Ona göstermek istiyorum sizlere. Bakın ihracat pazarında büyümeye baktığımız zaman burada hem ticari araçlar var hem de askeri araçlar var. Burada e, ticari araçların 54 tane olduğunu görüyoruz. Askeri araçlarında da 33 olduğunu görüyoruz. Daha doğrusu ülke sayısı bunlar. Ee, burada ticari araçların askeri araçlara göre daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Ee, bundan dolayı da ticari araçlarda bakın önemli bir şey var. Yani önemli bir pazar payı var otokarda. Hemen solunluk artıya baktığımız zaman ise as aslında az önceki haberin niye otokarla ilgili olduğunu görebiliriz. Çünkü neden? Otokarın şöyle şirketlerine baktığınız zaman iştirak şirketlerine bakın birinde Fransa yazdığını görüyoruz. Yani otokar Europe SAS yani bu da Fransa'da kurulmuş bir şirket ve az önceki haberde de ihracatın büyük bir kısmının Fransa'ya gerçekleştiğinden bahsediliyordu. Yani bu ihracatın Büyük bir çoğunluğunda otokarın parmağının olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı da arkadaşlar otokarda güzel bilançolar bekliyorum. Şöyle tekrardan bakalım yani burada başka neler varmış otokarla ilgili onlara bakalım. Burada arkadaşlar bakın ticari araçlar var. Son kez de bunu göstereyim sizlere. Çünkü bildiğiniz gibi bu şirket hem ticari araç yapıyor hem de savunma sanayisi aracı yapıyor. Biz burada bugün ticari araçlar kısmından ilerleyeceğiz. Ve baktığımız zaman arkadaşlar bakın burada ticari araçları bakın Poyraz'dır, Sultan Navigo'dur. Bunlar minibüs, midibüs yani biraz daha küçük otobüsler. Bakın şurada Doruk Vek diyor var. Bu da muhtemelen şehirler arası otobüs olarak geçiyor. Teritodur, Kenttir, Kent Elektra. Bunlar biraz daha şehir içindeki ulaşım otobüslerine daha çok benziyor bakın. Kent körüklüdür, Kent X Yani burada e, en küçüğünden en büyüğüne bütün otobüsleri Otokarın e, üretebildiğini görüyoruz. Şöyle ihracat olarak bakarsak da arkadaşlar, e, ihracat olarak da bakarsak da bakın ihracat payı ne kadarmış Otokarın ona bakmak istiyorum. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar bakın başta Avrupa olmak üzere 50'den fazla ülkeye otobüs ihracatı gerçekleştiren bir şirketmiş. Yani bundan dolayı da e, otokarın gerçekten de e, önemli bir ihracat boyu olduğunu düşünüyorum az önceki haberde. Şimdi otokarın arkadaşlar hedef fiyat hesaplamasına gelelim. Şimdi otokarın hedef fiyatını da ben şöyle biraz daha farazi bir rakam üzerinden gideceğim ama e, ben böyle güzel bir e, satış beklentisi var arkadaşlar benim için. Yani 2022 sene sonu için güzel bir satış beklentim var. Bunu da şöyle hesaplamak istiyorum. Öncelikle bakın burada şöyle hesap makinemizi açalım ve de e, geçen seneye oranla yüzde yani şurada e, az önceki az önce ne hesaplamıştık arkadaşlar? Hem %14'lük dolar bazında bir satış artışı vardı 2021'in ilk iki çeyreğine göre hem de e, doların bir sene içerisinde 2021'in ilk iki ayından 2022'nin ilk iki ayına göre iki kat yaklaşık arttığını söylemiştik bundan dolayı da arkadaşlar burada yüzde on ve çarpı iki yapacağız arkadaşlar ve bunu da buradan da arkadaşlar 2022'nin son çeyrek satışını elde etmiş olacağız yani biraz daha farazi bir satış rakamı olabilir ama ben bu enflasyonla birlikte ihracat payının da artmasıyla birlikte güzel bir satış rakamı göreceğimizi düşünüyorum otokar şirketinde şimdi burada Hemen hedef fiyat yapmak istiyorum. Şimdi öncelikle neydi? Ee, bizim ihracatımız yüzde 14 artmıştı. Şimdi 4508 bizim 2021'in son çeyrek satış rakamı. Bunun öncelikle yüzde 14 ile çarpılması gerekiyor. Yüzde 14 ile çarptığımız zaman 5.13 milyar TL olduğunu görüyoruz. Ee, tabii ki biz dolar bazlı bir artış vardı yüzde 14. Bundan dolayı da bu bulduğumuz rakamı da 2 ile çarpıyoruz. Şimdi çarp 2 yaptığımız zaman Bakın burada 10 milyar TL'lik bir ciro beklentimiz oluştu. Yani şu an için belki de biraz farazi gelebilir ama ben bu Dediğim gibi bu satış rakamının yıl sonuna doğru gelebileceğini düşünüyorum. Eğer tabii ki satışlar bu şekilde büyümeye devam ederse ve kur da yine aynı şekilde artmaya devam ederse bu satışların belki 10 milyar TL'den daha fazla bile olabileceğini düşünüyorum. Şimdi 10 milyar TL'lik bir satış hedefimiz var. Şimdi öncelikle Excel'e şöyle gelelim. Şimdi Excel'e geldiğimiz zaman burada satış tahminimizi yazmak istiyorum. Burada kaçtı? 10.278 10.278 milyon TL. Ve de arkadaşlar bakın burada bizim neyimiz var? 4 senelik firma değeri bölü satışlar ortalamamız mevcut. Ve bu ortalamaya baktığımız zamansa 2,1 olduğunu görüyoruz. Şimdi hemen bu bulduğumuz satış hedefini 2,1 ile çarpalım. Şimdi 2,1 ile çarptıktan sonra bizim firma değeri hedefimiz 21,5 milyar TL olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi bundan da neyi çıkarıyoruz? Net borcu çıkarıyoruz. Net borcu çıkardığımız zaman da elimizde piyasa değeri kalacak. 21,5 milyar TL eksi diyelim. 1.86 milyar TL yani 1860 Virgül 24 yaptığımız zaman bakın bizim piyasa değeri hedefimiz 19.7 milyar TL olmuş oldu. Piyasa değeri de ödenmiş sermaye böldüğümüz zaman yani böyle 24 yaptığımız zaman da biz hedef fiyatını bulmuş olduk otokar için. Hedef fiyatımız arkadaşlar bizim 821 TL yani otokarın bir sene içerisinde gelebileceği tahmini hedef fiyatı 821 TL olarak hesaplamış Olduk hemen e, temel bazda bulduğumuz hedef fiyatı teknik olarak da kontrol etmek istiyorum. Öncelikle otokarın şöyle bir grafiğini açalım arkadaşlar. Bakın otokarın şöyle haftalık bazı grafiğini açtığımız zaman 2020 Ağustos'undan itibaren çok sert bir şekilde Ocak 2021'e kadar yükseldiğini görüyoruz. Ve şu anda bu hafta itibariyle bakın şöyle üçgen formasyonu oluşmuş ve bundan önce de yükselen bir trend var. Yani bu nedir? Bir nevi flama formasyonudur ve flama formasyonu da bu hafta itibariyle yukarıya doğru kırdığını görüyoruz. Ve bu yukarıya doğru kırılması da gerçekten de önemli. Teknik olarak önemli seviyelerin aşıldığını bu hafta gördük. Ve buraların aşılması da bir nevi formasyonun hedef fiyatını oluşturdu bizlere. Ve formasyon hedefine baktığımız zaman da yaklaşık olarak bakın 791 TL olduğunu görüyoruz. 791 TL teknik hedefimiz var ve de bizim temel olarak hedefimiz kaçtı? 821'di. Yani aralarında çok fazla bir fark yok. Yani yüzde şöyle %821,83 bölü 790 1.8 yaparsam bakın aralarında %3'lük bir fark var. %3 hadi %4 diyelim. Çok önemli bir fark olmadığını düşünüyorum. Yani bizim burada bulduğumuz 821 TL'lik temel hedef fiyatı teknik olarak da 791'lik bir hedef fiyat var. Yani ben bu hedef fiyatların e, hayalci olmadığını düşünüyorum otokar şirketi için. Siz de tabii ki mutlaka kendi araştırmanızı yaparsanız. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. E, videoyu kapatmadan önce beğenip abone olmayı yorum bırakmayı unutmayalım dostlar. Bu zamanlarda yani bu son videolarımızda özellikle etkileşimin çok fazla düştüğünü görüyorum. Yani bu kadar da e, düşük etkileşim olduğu zaman ister istemez böyle moral motivasyon düşüyor. Yani verdiğimiz emeğin bir nevi e, biraz boşa gittiğini düşünüyoruz. E, sizler de beğenip yorum bırakırsanız arkadaşlar videolara etkileşimimizi bu şekilde artırmış oluruz. Ve videoyu kapatmadan önce de hemen uyarım yapmak istiyorum. Bu videoda anlattığımız şirket... Kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesini niteliği taşımamaktadır. Siz de mutlaka kendi analizinizi yapıp hisseleri kendi süzgecinizden geçirmelisiniz. Evet kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.